Merhaba değerli turuncular ve sevgili dostlar, videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gelen indeks analizi yapacağız. Aynı zamanda da sizlerden gelen talepleri değerlendireceğiz. Yarın zaten bir fırsat videosu yapacağım hafta sonuna özel ama ondan önce de bir ara video yapmak istedim. Sizlerden sürekli talepler geliyor ve ben bu talepleri değerlendireceğimi zaten söylemiştim. Önce kısa güzel bir endeks analizi yapalım. Durum nedir? Çünkü bugün sosyal medyada oldukça aktiftim. Bir bilgi aktarımı yaptım. Bu bilgide neden neleri kastettim onları birazcık değerlendirelim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlerden ufak bir talebim. Kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi, yorumlarda yine taleplerinizi yazmayı unutmayın. Fırsat videoların yanına da Birer de olsa sizlerden gelen taleplere bakarak durum değerlendirmesi, detaylı analizler yapmaya çalışıyorum. Sosyal medyada bilgilenmek istiyorsanız da Twitter ve Instagram Broker NK, Telegram Broker NK Borsa Analizi kanallarında takip edebilirsiniz. Evet dostlarım, şöyle bir endeks analiziyle başlayalım sizlerle beraber. Ee, hatta tweet sabah attığım tweet'i de göstereyim. Arkadaşlar hemen şurada evet günaydınlar. Bizsüz dün rites yaptıktan sonra yukarı kırılımı sürdürdü. 10.750 düşen bölgesi oldukça önemli. Eğer üstüne kırarsa sert alımlar gelir tarzında. Nitekim endeksi çok fazla tutmaya çalışsalardı özellikle bankacılık sektörü başaramadılar. Ardından baktılar endeks yukarı kırılımını sürdürecek. Bankacılıkta da alım geldi. Eksi birden endeksi Xbank artı birlere kadar artı bir buçuklara kadar hareket yaptı. İşte o da tabii ki endeksimizi bir anda çok sağlam bir şekilde yukarıya 60 oldu. Bu devam edecek mi? Öncelikle arkadaşlar endeksimizde tabii ki e, işte belirli bir hareketlilik var. Bunlar bizi belirli noktalarda ve belirli hisse senetlerinde tatmin ediyor olabilir. Ama hacim oldukça düşük arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bakın normalde bizim yaşadığımız özellikle rally dönemlerinde yaşadığımız hacim bunun belki 2,5 katı. E, hatta rally başlangıçları mesela geçen senenin 2023'ün Temmuz'una gelelim. Evet işte Mayıs'ına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hacmin artışını görüyoruz. Ondan önceki dönemde keza öyle. Şimdi bunları tabii ki borsanın kötü olduğundan, borsada bir beklenti kalmadığından falan değil. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bunun ana sebebi e, tabii ki sıkı para politikası ve faizin çok yüksek olması. Enflasyonla mücadele kapsamında borsayla birazcık radar almış olmaları. Ama tabii ki bu böyle kalmayacak. Önümüzdeki dönemlerde de ile ilgili hedefimizin çok daha yukarıları olduğunu söyleyebilirim. Yani dolar bazlı %100 prim bekliyorum. TL bazlı da keza yine aynı hareketi bekliyoruz ama öncelikle tabii ki bir kademeli ilerlemekte fayda görüyorum. Endeksimizin sıradaki hedefi 11.000 olacaktır. Ben buraya doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Yarın cuma iki ihtimal var. yarı test yapılacak yani düşünüyorum düşeni kırdığını onaylayacak. Onaylama sürecinden sonra aldığı tepkiyle pazartesi itibariyle çok sağlam bir hareket geçirecek. Bir ihtimal budur arkadaşlar. Yani cuma gününü düşüş ama onaylama sürecinde yani trendi bozacak düzeyde bir düşüş değil. Onaylama düşüş yapıp pazartesi itibariyle bu onaydan aldığı tepkiyle 11 bine çok sert bir hareket başlatması. Veyahut 11 bine direkt gidip orada biraz direnç görüp ufak orada bir yatay e, yatayda hareketi gerçekleştirmesi. Bu iki ihtimal üzerinde duruyorum. 11 üzerine attığı takdirde 11 .340 ve 11.800 bölgelerine doğru da endeksimizin hareketlerini bekliyorum Tabii ki bunlar sürekli hani özellikle sürekli böyle yorumlar geliyor Hocam işte endeks gitse olur benim kağıdım gitmedikten sonra tarzında Arkadaşlar endeksin eksi 2.5 düştüğü gün yan tahtaların taban yediğini gördük Endeksin gitmesinin anlamı bu. Endeks hareketini pozitif yapmadığı müddetçe senin kağıdın yine düşebilir. O ayrı. Ama eksi 3 düşer ama eksi 2 düşer. Ama endeks eksi 2 buçuk düştüğü yerde senin kağıdın tabana vurur. Genel itibariyle böyledir. O yüzden endeksin yönü de bizim için oldukça değerlidir. Bunu da gerçekten çok sıkı takip ediyorum. Ve sürekli de bununla ilgili bugün tweet attım. Yani iyi takip eden dostlarımıza teşekkür ediyorum. Beğenileriyle, retweetleriyle destek olanlara. Evet gelelim yorumlara. Arkadaşlar çok fazla yorum var. Ee, çok teşekkür ediyorum yorum atan herkese yorumlarda böyle talepleri görüyorum o talepleri değerlendireceğim mesela penta ile ilgili böyle rastgele bakacağım arkadaşlar 3 tane kağıt analizi yapmayı planlıyorum bu videoda penta ile ilgili bir talep var penta nedir onun biraz öncelikle kısaca teknik durumuna bakalım ardından da temel analizinde yapalım arkadaşlar penta çok uzun bir hareketin yani büyük bir ralliden sonra bir süredir bir süredir derken de bu hani küçümsenecek bir rakam değil zaman değil daha doğrusu 2022 Kasım'dan bu yana bir düşüş trendi içerisinde hareket ediyor. Bu düşüş trendi içerisinde ikili dip formasyonla dönmüş durumda artık diplere doğru geldiğini söyleyebilirim. Hani buradan düşemez diye bir şey söz konusu değil kesinlikle. Ama en azından şimdilik bu endekste 15 lira civarında tutulmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da benim için oldukça değerli arkadaşlar. Ee, yukarı yönlü kanal anlamında da 16 lira var. 16 lira kırılmadığı müddetçe Penta'da çok büyük bir hareketlilik beklemem. Buralarda mallanıp sabırla bekleyen, inişleriyle çıkışlarıyla sabırla bekleyenler için tabii ki eğer bu iki dip çalışır ve özellikle düşen bölgesi olan 16-80'ler kırılırsa o zaman çok sağlam bir hareket gelebilir. 20 liralara doğru böyle 125-130'luk bir parlama gerçekleşebilir gerçekleşebilir ama buradan alanlar için ve bu da gerçekten sabırlı yatırımcı için söylüyorum. Çünkü 16 lira kırılmadığı müddetçe bu tahtada çok büyük bir beklentiniz olmasın. 16'ya gider, 15'e gelir. 16'ya gider, 15'e gelir. Bu arada trade ederler ama trendi kırdırmazlar. Bir trend beklentisi oluşmaz. Tahtanın genel olarak şöyle bilançosunu, genel hatlarıyla inceleyeceğim. 3 tane kağıt baktığım için çok detaya inmek istemiyorum arkadaşlar. Cari oranlar açısından 2 PDD'si var. Fena değil. Defterleri değeri 7 7,5 lira zaten. 15,5 lira civarında fiyatlama yapıyor. FK'sı 34. Hani çok ucuz değil. onu söyleyeyim ama teknoloji firmaları zaten bu oranlarda genellikle piyasada değer görürler. Yani birazcık daha pahalı değerleme yaparlar. O yüzden normaldir. E, 2.8 milyar öz sermaye 6 milyar piyasa değerine sahip. 62 milyon kar açıklamış. Bu zayıf zaten FK'sı o yüzden şişik. Zaten bu FK 10 falan olsa ben burada çok ucuz, çok güzel akümül olmuş. İlerinin potansiyel kârlığı bağırırdım. E, sadece birazcık daha karlılığın artması lazım. Çünkü geçen sene 3 aylığında 82 milyon brüt kar var. Pardon net kar var. Bu sene 62 milyon. Yani geçen seneye göre bir tık da karlılığımız azalmış durumda. Bunun artması lazım. E, takas durumunda son 3 aylığa geldiğimizde arkadaşlar emeklilik fonlarını aldığını, yatırım fonlarını sattığını görüyoruz. Ve aslında arada da 1 milyonluk bir fark var. Az değil. Doğu Çabank yine keza satmış. E, yani Genellikle fonların çıkışı olduğunu görüyorum. Ve hani fon alsa da bu fonu kafa kafaya karşılamamışlar. Takasla da çok böyle poz bir şey şu an için görünmüyor. Hani son 3 aylıkta böyle oluk oluk mal toparlanmış diyemiyorum. Birazcık zaman isteyen bir tahta olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim diğer talebe. Ee, mesela kafeinle ilgili bir talep gelmiş. Kafeine bakalım. Kafein yazılımının önce teklifine bakalım. Teknik durumu ne gösteriyor onu değerlendirelim. Öncelikle arkadaşlar bu tahtada büyük bir hareketin ardından bir düzeltme, akümülasyon hareketi içerisinde hareket ediyor. Ve bu tahta için bence en güzel destek bölgesi 103 bölgeleridir. 103 ve 102 kanalı neden önemlidir? Bir, bıraktığı bir gap var. Bu gap bölgesinden aynı zamanda da 200 günlük or hareketli ortalama var. Yani bu iki desteğin çalışması durumunda kafein yazılımda buradan alacağı tepkiyle 111.60'a doğru bir hareket gerçekleştirebilir. 111.60'ın üzerinde hareketlilikte 120 liralara kadar da bir trend başlatabilir yani. Ama dediğim gibi buralarda alım yapma açısından edilmemeli. Çünkü tam böyle ara destek bölgelerinde çok güçlü bir desteği yok. 103 ve 102 bölgesi ise te teknik kovalanacak ve takip edilmesi doğru noktalar olarak söylenebilir şu an için kafein yazılımın teknik durumu açısından. tabi 103 hatta 102 lira bölgesi altına sert vermesi durumunda da stopu takip etmek lazım arkadaşlar. Çünkü Alt bölgeler 75'lere 78'lere doğru bıraktığı geplere itme ihtimali de eğer endeks çok bozarsa kafeinde böyle bir ihtimalle vardır. Bilginiz olsun bu destek bölgelerine dikkat edin. Gelelim temel durumuna. Temel ve bilanço durumumuz nedir? Arkadaşlar şirketimizin 700 milyon öz sermayesi 2 milyar piyasa değeri var. PDD oranımız 3, FK'mız da 8 civarında. Ee, kar alımımız 25 milyon zaten açıklanmış. Bu tahtanın cari oranları fena değil. Eyvallah. Bak yani çok aşırı yine ucuz diyemem. Ama kabul edilebilir olanlar şu anki günümüzün değerlemelerine baktığımızda. Ama bu tahtanın işte 125 e alkarz, 75 e alkarz olması ama ona rağmen 14 milyon lotunun olması. Yani lotu en büyük avantajı bu şirketin. Çok düşük lota sahip. Bu da eğer toparlanma olursa takasla birileri burada ciddi bir mal toparlarsa Güzel hareketler getirebilirler. Keza yine zaten güzel hareketlerin gelmesi sebebi de sığ olmasıydı. Ve çok ciddi bir rally yaptık. Kafein yazılım. Ee, yani bu lotunun ucuz olması güzel. Tabii ki çok sığ bir tahta yani 19 milyon sermayesi var arkadaşlar öyle düşünün. Ee, çok düşük bir sermaye sahip sermayesinden yüksek kar ile 3 aylıkta kar açıklamış bir şirket. Ama dediğim gibi cari oranları hani böyle PDD'si 1-1.5 olsa FK'sı 3 olsa tabii ki çok daha güzel olurdu. Ama bu primine rağmen çok büyük prim yapmasına rağmen bu oranlar bence hala uygun diyebilirim. Peki takas durumu nedir? Arkadaşlar son 3 aylıkta tahtamızın hareketliliğine baktığımızda Kaya'ya mal yıkıldığını görüyorum. Açık ve net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Yani e, alıcının iştahlı bir şekilde %42'si 3 aylıkta %42'si küçük yatırımcı diyebileceğimiz yatırımcı tarafından alınmış durumda. E, satışı da ağırlıklı iş yatırım yapmış ki zaten en çok lota sahip aracı kurumda o %18'iyle takasta en ağırlıklı lota sahip kurum. E, ardından halk gelmiş. E, yatırım fonları gelmiş, HSBC vesaire. Yani genel itibariyle iş yatırımın tahtaya baskıladığını 3 aydır görüyoruz. E, alıcı tarafında da böyle bir kurum bu malı karşılamamış. KY -e, acaba dipten mal toparlayabilir miyim, ortalama yapabilir miyim veya işte %20 kazanabilir miyim diye e, hayal demeyeyim ama böyle planlar yaparken birazcık fazla mal aldığını görüyoruz. Yani bu tahtanın da akümüle süreci açısından Zamanı ihtiyacı var. Ben burada düşen kırılımını kolay yapabileceğini yani 125 üzerine hata kolay yapabileceğini düşünmüyorum. Destek olarak 103 takip edeceğiz. Direnç olarak da ilk etapta 111 ve 120 bölgelerini kısa vadede değerlendirebilirsiniz. Maliyet açısından da 102 ve 103 bölgeleri destekleriniz olacaktır. 102 altıda stoplu takip etmekte fayda var. Evet inelim şöyle önümüze ne geldi? Forte geldi. Forte ile ilgili analiz yapalım arkadaşlar. Forte Böyle genelde yazılım bilişime denk geldik sürekli. Demek ki yatırımcı teknoloji ve bilişim sektörü, yazılım sektöründe genel, genel itibariyle yatırım yapıyor e gibi görünüyor şu an itibariyle. Evet, Forte bilişim. Arkadaşlar bu şirket açısından da tabii ki e yani oldukça büyük bir hareket getirildi, büyük şişirildi. E bu balonda tabii ki bir yerde patladı. E böyle hani alıp da tavan serileriyle bilmem kaç kat direkt götürülecek bir tahta mıydı? Ee, bu yorumu sizlere bırakıyorum. Yorumlarda belirtin. 50 lira bölgesinde desteğimiz var. Bu ilk gap yani ilk demeyeyim ee, birçok gap'i kırdı. Ee, bu da bir gap bölgesi olarak değerlendirebileceğimiz 50 lira desteği var. Direnç olarak da 54 lira 15 kuruş bölgesinde de önemli bir direnç var. 54-15'i kırmadığı müddetçe bu tahtanın da pozitif bir hareket başlatabileceğini söyleyemem. 50 lira altında kalmaya devam ettiği takdirde ise 48 ve 45 lirada alt destek bölgeler olarak değerlendirilebilir. Şunu söyleyemem. 50 lira altı yok bu tahtada. İşte bu bölgenin üzerinde artık kalmalı. Dibe gelmiş falan. Hayır. Yani bu tahta kademe kademe vermek kaydıyla isterse 30 35 liralara kadar bile verebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Çünkü bıraktığı... Hani gap bölgeleri buralar ve çok da tutunuyor böyle çok sağlam hacim sağlam bir tepki görmüyorum. Yine de takasla birazdan sizlerle beraber inceleyeceğiz. Gelelim temel duruma, cari oranlara. Arkadaşlar şirketimizin 600 milyon öz sermayesi 3.4 milyarda piyasa değerine sahip olduğunu görüyoruz. 67 milyonluk cuk yani bir sermaye sahip %32 halkaz ve dolayısıyla 22 milyon piyasada şirketin lotu var. Bu şirketin o tavan serileri yaptırmasının en büyük sebebi de budur. Aşırı düşük bir sermayesi olduğu için lotu da az alım yapıldığı takdirde, birileri toparladığı takdirde kolay hareket yaptırılabilen şirketlerden bir tanesi. Lakin arkadaşlar defter değerimiz 9,5 lira. Piyasada şirket 50 lira 95 kuruşa değer görüyor. Yani PDD oranımız 5,28 şu an itibariyle. Karlılığımız olarak da bilanço kısmı evet zayıf gelmiş. Yani geçen sene 3 aylığında 5 milyon kar açıklarken bu sene 35 milyon zarar açıklamış. Yani totalde e, gerçekten... Zaten 12 aylıkta da bilançosu kötü gelmiş. Çünkü bir önceki bilançonun 12 aylığında 55 milyonmuş. Geçen sene 12 aylıkta 4 çeyrekte 8 milyon. Yani oldukça düşmüş. Bu sene zaten zarar edeceğinin de adım adım durumunu göstermiş yani bizlere. 35 milyon zarar açıklamış. O yüzden FK'mız da oldukça yüksek. Yani FK'sı kötü, PDD'si de pahalı görünüyor. Şu an itibariyle evet bilişim, genelde yazılım, bilişim, teknoloji bunlar bir tık pahalı zaten. Bak her zaman söylüyorum. Halka arz olurken bile SPK nezdinde her sektörün farklı bir değerlemesi vardır arkadaşlar. Teknoloji, bilişim bu tarz sektörlerde 10 kata kadar bile bazen prim yaptırılan yani gelecek değeri şimdiden fiyatlatılan, değerleme yaptırılan durumlar olabiliyor. O yüzden ben bunları normal buluyorum. Yani gidip bir GYO şirketiyle mesela bunun PDRS'ini kıyaslamayın orada büyük yanılırsınız. Ama ne olursa olsun cari oranlarına baktığımda ben şu an çok uygun bir cari oran görmüyorum. Temel durumu Forte'nin. Benim beğendiğim bir temel durum değil. Teknik olarak 50 liradan belki evet 54 liralara kısa vadede %7 %8 kovalanabilir. Ama büyük bir yatırım yapılır mı? Yükte alım yapılır mı? Bence onu yine yorumlarda sizlere bırakıyorum. Geliyorum takas durumuna. 3 aylıkta arkadaşlar bu da yatırım fonları tarafından çıkış. Gerçekleştirilmiş durumda Yine KY'e de satmış bu tahtada KY'e satmış KY'e almış Emeklilik yatırım fonları toplamış Yatırım fonları hemen hemen aynı Yani takas tarafında Citibank'ta bir alım görüyorum Yani kötü değil ama birinin böyle mesela toplayıp da 500 bin lotu tek başına kaldırdığını da görmüyorum. O yüzden böyle takasında da ekstra beni heyecanlandıran bir durum söz konusu değil. Kısa vadeli kısmında bir Citibank'ta biraz alım olmuş. tep de var. Bir de emeklilik fonları e, yatırım fonlarından mal almış gibi görünüyor. E, totalde de baktığımda takas tarafı da dağınık. Yani şu an takasta da. Çok yüklü bir tarafın işte %25'i 30'una sahip olup da ikincisi %5'e sahip değil. Bu da önemli bir durum. Biraz dağınık bir takasa sahip gibi görünüyor arkadaşlar. Evet. Ee, bu 3 tanesi senedini yorumladım. Yani şöyle gözüme önüme denk gelenlere bakmaya çalıştım. E, yani genelde de tabi insanlar zararda olduğu senetlerini sormak istiyorlar. E, Buna devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden bu videonun yorumuna yine... Taleplerinizi yazın. Bakın bundan sonra şöyle bir planım var. Bir fırsat videosu, bir üç tane takipçi analiz videosu. Bir fırsat videosu, bir üç tane takipçi analiz videosu tarzında aralara da bunları atarak sizlere elimden geldiğince destek olmaya devam edeceğim. Zaten üyelerim her gün, her dakika bana sorular sorabiliyorlar. Ama en azından yüzlerce yorumun arasında birkaç tanesine de bakarak belki hem bir fırsat da bulabiliriz. Onu da söyleyeyim yani. Evet burada 3 tane düşene denk geldik. Ama yarın öbür gün takasla bir şey denk gelir. Eyvah deriz ya bu nasıl görmedik? Bu da bir potansiyeldir. Takipte kalmayın unutmayın dostlar. Yarın fırsat videomuz gelecek. En son verdiğimiz fırsat videosu olan kat katmerciler e bomba bir hareket yaptı. 226'da analiz ettiğimiz katmerciler Bugün düzeltli yapmasına rağmen ki çok güzel tepki aldı 254 kapattı hedeflerimizi de videoda belirttik zaten ee, dinlemek isteyenler de son videomuz olan katmercileri de izleyebilir her şey gönlünüzce olsun başarılar diliyorum.